22 Ağustos 2020 tarihini unutmayalım. Bursa'mızı gelecek 100 yılına damga vuracak bir süreci hep birlikte başlatıyoruz. Bursa'da bu kadim şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecinde milletimizle, aziz Bursalılarla birlikte bismillah diyoruz. Çarşıbaşı meydan projesinden çekirge teras projesine, yeni spor kompleksinden sıcak su termal, turizm ve deprem dönüşüm konutlarına kadar, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara, arıtma tesislerimize, düzenli depolamaları tesislerimize kadar birçok projemize başladık. Bursa'mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla dayanan, Bursa deyince herkesin ilk aklına gelen Hanlar bölgesi. Ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini Hanlar bölgesinden başlatıyoruz. Çarşıbaşı meydanında yer alan, deprem riski taşıyan, artık ayakta bile zor duracak 40 binayı vatandaşlarımızla da görüşmek suretiyle yıkıyoruz. Tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz ve 12.400 metrekarelik yeni meydanı Bursa'mıza kazandıracağız. Şu an içinde bulunduğumuz ve 32 yıldır metruk bir vaziyette duran Osman Gazi Çelik Palas Oteli'nin arkasında köhne binaların da yıkımını inşallah bugün başlatıyoruz. Yeşil Bursa'yı daha da yeşillendirecek çekirge teras projesini bu alanda hayata geçiriyoruz. Tüm donatılarıyla inşallah Bursa'mıza değer katacak bir proje olacaktır. Bursalı'nın yeşiline yeşil katacak 5 millet bahçesi projemiz var. Bir tanesini Atatürk Stadyumu'nun yerine yaptık. Millet bahçemizin yanında 50 yaşında artık deprem riski taşıyan kapalı spor salonunun yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksi yaparak millet bahçemizin büyüklüğünü de 42 bin metrekareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bursa'yı tarihiyle, yeşiliyle gün yüzüne çıkaracak tüm projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.